Şimdi sizlerle pasta rölyef tekniğini çalışmak istiyorum. Bunun için dış kapı ekmekliği, dış kapı ekmek kutusu hazırlayacağım. Pasta rölyef desenimi ben hazır şablonda çalışmak istiyorum. Biraz kalın, sünger bir şablon. Bunun için rölyef pastalar hazır halde piyasada satılıyor veya biz saten alçı, su ve tutkal karışımıyla kendimiz de yapabiliriz. Ben hazır mamul tercih ettim şimdi çalışmamda. Objemizi ister direkt boyanmadan çalışabiliriz veya boyadıktan sonra çalışabiliriz. Ben beyaz bir zemin üzerinde çalışmak istediğim için önceden boyayıp hazırladım. Bunun üzerine pasta rölyef desenimi hazırlayacağım ve onu artık boyamak istemiyorum. Çünkü kendisi de beyaz, zeminim de beyaz. Sünger kalıbımı objemin üstüne yerleştirdim. Ben çalışırken kaymaması için kağıt bantla bantlamak istiyorum. Taşan kısmı da hafifçe kıvırıp bantlamak istiyorum ki alçım dışarıya taşmasın. Hobi marketlerinde hazır satılan pasta rölyef hamurumu aldım. Böyle sıvı bir şekilde yoğurt kıvamında cetvelimi spatula gibi kullanıyorum ve kalıbımın üstüne yayıyorum. Pastanın üzerinde krema görüntüsü olduğu için sanırım pasta rölyef demişler. Bir krema havasında. Bütün yüzeyi doldurdum. Fazlalığını aldım. Dolmayan kısımlar varsa tekrar kontrol edip dolduruyorum ve hafifçe sıyırıyorum. Elimi kalıbın üstüne koyup yapıştırdığım bantları temizliyorum. Bunu tek başına çalışamazsanız bir arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz. Ve düzgün bir şekilde kalıbımı desenin üzerinden kaldırıyorum. Şimdi bunu 48 saat kurumasını bekleyeceğim. Çünkü çok yoğun bir sıvı halinde 48 saat önce kurumuyor. Şuralarına da ben desen çalışmak istiyorum. Çok üstte boş kaldığı için 48 saat kuruduktan sonra boyama işlemine başlayacağım. Ben pasta rölyef desenimi tamamladım. Hem üstte hem kenarlarda desenler yaptım ve 48 saat kurumaya bıraktıktan sonra şimdi parmak yaldızlarla üzerinde geçişler yapmak istiyorum. Pasta rölyefimi tekrar boyamak istemiyorum. Çünkü kendi zaten beyaz, benim zeminim de beyaz ama siz farklı renkler çalışmak istiyorsanız mutlaka boyayabilirsiniz. Önce altın yaldız parmak yaldızımı alıyorum. Parmağımın içinde iyice eritip kenarına ve bütün yüzeye geçişler yapıyorum. Altın yaldızı istediğim çoklukta sürebilirim. Ne kadar fazla istiyorsam o kadar, ne kadar az istiyorsam o kadar. İstediğiniz oranda sürebilirsiniz. Altın yaldızım bitti. Şimdi ben gri parmak yaldızımdan altın yaldızımın aralarını dolduruyorum. Komple yüzeyi dolduruyorum.
Altın ve gri parmak yaldızlama işlemim bittikten sonra biraz da renk vermek için yeşil parmak yaldız kullanmak istiyorum ama siz hayır benimki bu kadar yeterli derseniz yeşil kullanmak zorunda değilsiniz. Aynı şekilde tüpten sıkıyorum, fazlalığını alıyorum veya kağıt mendile siliyorum. Hafif hafif aralarına yeşil geçişler yapıyorum. Belli belirsiz. Bu kadar yeterlidir sanırım. Objemin bitmiş hali bu. 24 saat sonra parlak sprey vernikle vernikleyebilirsiniz. Biz ahşap boyama tekniklerinin başı ve sonu olmadığına inanıyoruz. Bunlardan sadece sizlere birkaç tane örnekler gösterebildik. Daha farklı çalışmalarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.